Arkadaşlar selamlar ben Canberk Öztürk bugünkü videomuzda sizlere ebay'de satışlarınızı arttırabilmek için 3 adet yapmanız gereken adımdan bahsedeceğim bu adımlar birinci ikinci üçüncü olarak gideceğiz karıştırmadan birinci adımda sizlere göstermek istediğim şey hem konuşarak anlatacağım hem de birazcık göstererek anlatmış olacağım hemen geçelim Yapmanız gereken ilk adım arkadaşlar ebay'de satışlarınızı arttırabilmek için listinglerinizi promote ettirmek. Yani promote ettirmekten kastım sponsored listing. Amazon'da da bildiğiniz üzere sponsored listingler reklam üzerine girilmiş, reklam basılmış listingler anlamına geliyor. Ancak ebay'deki reklam sistemi ile Amazon'daki reklam sistemi çok çok ayrı çalışıyorlar. O yüzden ikisini birbirine karıştırmayın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Özellikle reklamları anlattığım kısmını. Çünkü ebay'deki reklamlar dediğim gibi çok daha farklı çalışıyor ve bunları öğrenmek için reklamı görmeniz gerekiyor. Hatta ve hatta reklamlar için ayrıca apayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü o reklamları girerken tam olarak yüzde kaç girilmesi gerekiyor. Bunları gösterdiğim bir video gelecek sadece reklamlar için. Ama bu videoda sponsor listingler ne işinize yarayacak, reklamlar nasıl işliyor. Genel olarak size reklam girilmiş olan listingleri göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Reklamları girilmiş olan listinglerle. Görebileceğiniz üzere ebay'in ana sayfasındayız. Office Share diye bir arattırma yaptırdım search engine'da. Bu ofis sandalyesi anlamına gelmektedir. Ben ofis sandalyelerini ara sıra açıp böyle bakıyorum. Eğer daha güzel bir şey çıktıysa daha hoşuma gidecek olan, daha rahat olduğunu düşündüğüm bir şey varsa diye. Açıyorum bakıyorum ara sıra böyle. O yüzden size de buradan bir gösterim yapayım dedim. Mesela şöyle değişik bir şey görüyorum şu anda. Bu masaj yapıyor herhalde. Bakarız birazdan. Ancak şurada gördüğünüz üzere Sponsored yazıyor. Bu Sponsored'ı gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz ki bu kişi bu listing'e reklam girmiş. Yani mesela tıklayalım. Bunu ben 79 dolara alırsam büyük ihtimalle yüzde 5 ila yüzde 10 arası ebay'e gidecek. Çünkü bu kişi reklam girdikten sonrasında satış yapılınca ebay reklam parasını ondan kesiyor. Normalde satışlarınızı arttırmak için reklam yapmanıza gerek yok ama bazı arkadaşlar çok fazla view alamadıklarını söylüyorlar ve bazı arkadaşlar da satış yaptıklarını ama bunu daha da hızlandırmak istediklerini söylüyorlar. Bu arkadaşlar için reklam girmek etkili olacaktır. Hem satışlarınızı arttırmak için, hızlandırmak için hem de hiç satış alamıyorsanız ki normalde alabiliyor olmanız gerekiyor. Doğru bir şekilde listinglerinizi yaptıysanız, resimler, başlıklar, her şey satış alabilmeniz gerekiyor normalde. Gördüğünüz üzere sponsored, sponsored. Yani biz eğitimde öğrencilerimize gösterdiğimiz şekilde ürünleri koyunca %95'i bu öğrencilerin Hiçbir şey yapmadan satış yapabiliyorlardı. Yani sadece iyi ürünleri bulup buraya listeleyerek reklam yapmadan satış yapabiliyorlar. Ama reklam yapmak güzel bir şey ve sermayesiz bunu halledebiliyorsunuz. Amazon gibi değil olay. Çünkü reklam yaptığınızda eBay reklam parasını sizden hemen kesmiyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Satış yaptığınızda sizden kesiyor eBay. Buradaki Sponsored yazan listinglere baktığınızda normalde bunlar mesela şu 758 tane satmış zaten. Ona rağmen sponsored yapıyor. Demek ki sponsored yapması ona satışlarını çok hızlandırmış ki yapmaya devam ediyor. Bu gördüğünüz üzere daha hiç satmamış. Bu gördüğünüz üzere 1035 tane satmış ve hala sponsored. En fazla satanlar bu arasında. Bu daha hiç satmamış ama ona rağmen e, sponsored çünkü great price'ı da almış. Çünkü bu listingdeki satışını hızlandırmak istiyor ve satışını hızlandırmak için de sponsor giriyor. Bunu her ürün için bakabilirsiniz. Mesela computer chair olarak girdiğimizde de sponsor göreceksiniz. Highback computer chair'a bakalım. Mesela yine en baştakilerden PU bu PU letter chair bu marka hep reklam girmiş anladığım kadarıyla listinglerine. Bunları bu şekilde spot edebilirsiniz. Mesela sponsor bu da reklam girmiş. Bunun dediğim gibi bir kısmı eBay'e gidiyor arkadaşlar. Evet sponsored listing ne işinize yarayacak? Bunlara son olarak bakalım ve özet geçelim. İlk sayfada renk olmanızı sağlayacak. Yani ilk sayfaya çıkabilmenizi sağlayacak. İlk sayfada en önlerde daha demin gösterdiğim örneklerdeki gibi durabilmenizi sağlayacak. Reklam yaparsanız eğer. Bu ne demek oluyor? Daha fazla view, daha fazla impressions al almanız demek oluyor. Yani daha fazla listinginizin insanlar görmeye başlarsa eğer bu daha fazla click demek oluyor. Click de genelde satış demek oluyor. Yani insanlar tıklayıp da alması demek oluyor. Müşterilerin çoğu arkadaşlar eBay'de ilk sayfadan öteye gitmiyorlar. Bu Amazon'da da aslında böyle. Amazon'da her ne kadar ikinci, üçüncü sayfaya daha uygun fiyatlı ürün bulmak için bakabiliyor olsalar da eBay'de bu genelde ilk sayfaya bakıyorlar ve çıkıyorlar. eBay'in verdiği istatistiğe göre. O yüzden herkes ilk sayfada bu olabilme kapışması içerisinde. Ama güzel yanı bildiğiniz üzere ebay'de Amazon'daki kadar bir kapışma yok. O yüzden şu anda ebay'de satış yapıyoruz. Bunu her zaman tekrarlıyorum zaten. ebay'deki rekabetin çok çok daha az olması bizim hiçbir şey yapmadığımız zaman bile satış gelebilmesini sağlamakta arkadaşlar. Buna ne deniyor? Akıllı yatırım deniyor. Çünkü bir süre sonra ebay'de Amazon kadar rekabet olan bir piyasaya dönüşecek ilerleyen zamanlarda. Ne kadar fazla view alırsanız o kadar fazla satış yapabilirsiniz dedik. Reklamlar nasıl işliyor? Bir de bunu birazcık konuşalım. Yüzde olarak işliyor reklamlar ve eğer satmazsanız rekla, e, reklam ücretini eBay'e vermiyorsunuz arkadaşlar. Amazon'da biliyorsunuz reklamları yapıyorsunuz yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Reklam yaptıktan sonra satış gelmesi gerekiyor ki Amazon'la ödeşmeniz gerekiyor. Yani sizin orası bir bakkal hesabı gibi bir şey. eBay'de aynı zamanda tüm ürünlere aynı anda reklam girebiliyorsunuz. Bulk Advertisement diye bir şey var. Ona tıkladığınız zaman tüm ürünlerinizi yüzde birini, yüzde ikisini, yüzde üçünü reklam girmek istiyorum diye seçebiliyorsunuz. Ve ebay tüm list listinglerinize otomatik olarak reklam giriyor. Siz ne kadar bir yüzde belirlemek isterseniz. Ee, bir örnek verelim yüzde işine. Örneğin 100 dolara sattığınız bir ürün için yüzde beş reklam oranı girdiniz. Ki yüzde beş fazla bence. Yüzde üç, hatta bazen bir bile olabilir. Ee, 5 dolar anlamına geliyor bu. 100 dolara bir ürün listelediyseniz %5'ini girdiyseniz reklam olarak bildiğiniz üzere 5 dolar anlamına gelmekte. Reklamların analizlerini de hesabınızın içerisinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangi reklam sayesinde yani hangi ürün satışı reklam sayesinde gelmiş bunu görebiliyorsunuz. Eğer ki o ürün satışı organik geldiyse reklam sayesinde gelmediyse mesela birisi dışarıdan gelip de ebay sizin verdiğiniz link ile satış aldıysa bunu reklam olarak saymıyorlar. Organik olarak sayıyorlar. O yüzden reklam parasını da sizden kesmiyorlar. Böyle güzel yanları var. İkinci adımımıza geçelim. Sell through rate arkadaşlar. Sell through rate'inizi yüksek tutmak zorundasınız. Sell through rate nedir? Ayda kaç tane listing yaptığın, sattığınızın kaç adet listing totalde orada gözüktüğüne bölünmüş oranıdır. Bunu biraz açıklaması zor. Evet ama aslında çok basit aklınızda düşündüğünüz zaman. Kaç tane farklı listing sattınız bölü Kaç tane totalde listinginiz var? Örnek verelim. 80 tane listing farklı olan listing sattınız. Satış demiyorum bakın, farklı listing satışı. Yani 80 farklı ürün sattıysanız eğer ve totalde 100 ürün listelemişseniz, sell through rate'iniz sizin %80 arkadaşlar. Eğer 70 tane ürün sattıysanız farklı listing ile 100 tane listinginiz varsa eğer, %70'tir sizin sell through rate'inizin. Unutmayın ki %100'ün üzerine geçemiyor. Yani 100 tane ürün istediyseniz, 100'ünü de sattıysanız bu ürünlerin bir kere satmış olmanızı sayılıyor sadece. 2, 3, 4, birisinden 1000 tane sattıysanız, birisinden sadece 1 tane sattıysanız da yine aynı şey. eBay'in istediği koyduğunuz ürünlerin satılması. Onların ne kadar satıldığı değil. Ürünün satılması en az bir defa. Bu yüzden sell through rate'inizi bu şekilde yükseltebilirsiniz. %100'e her zaman yakın tutmanız önemli arkadaşlar. Satış yapamayan listingleri silebilirsiniz. Sell through rate'inizi yüksek tutmak için. Bu bir yöntemdir. Bunu uygulayın. Sell through rate'inizi yükseltmek için satış yapmadığın, satış yapmayan size 30 günde son 60 günde hiç satış getirmemiş ürünleri 30'u veya 60'ını siz belirleyin artık getirmemiş ürünleri silin. Bence 30 günde hiç satış getirmediyse bir ürün onu silin. 30-40 gün arası diyebiliriz. Out of stock olan ürünleri silin arkadaşlar. Bu listingleri de koymayın veya zaman zaman deneyebilirsiniz belki de. Ama satış getirmeyen listingler varsa bu sizin sell through rate'inizi düşürüyor. Bunu da düzelttikten sonra buna biraz zaman harcamanız gerekebilir. Evet çok fazla listinginiz varsa düzelttikten sonra bu konuda sell through rate'iniz yükselecek ve satış yapabilme oranınız diğer ürünlerinizi de etkileyecek arkadaşlar. Üçüncü ve son adımımıza gelelim. Ürünlerimizi listelemeye sürekli olarak devam etmek. Üçüncü adım bu. Ürünleri listelemeye devam et. Bunu her yerde söylediğimi duyabilirsin. Çünkü ürün listelemeden satış olmuyor arkadaşlar. 100 ürüne ulaşmalısınız ki 10 ürün net bir şekilde her gün satılsın. Eğer 100 ürününüz varsa emin olun ki 100 ürün listelediyseniz yani bunlardan 10 tanesi kesin olarak her gün satacaksınız. Bu, bu kesin oranı, garanti oranı. Ama belki de her gün 70 tane üründen satacaksınız. Hiç belli olmaz. Yani söylemeye çalıştım. Pes etme ve listing sayını arttırarak ürün listelemeye devam et. Ne kadar fazla ürün listelersen o kadar fazla satış alırsın. Ve bu yüzden de ürün listelemek çok önemli. Bunu da üçüncü adım olarak koydum. Şimdi 6 tane 7 tane ürün listeleyip de ya satış gelmiyor, olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Böyle Diyen arkadaşlar var bazı arkadaşlar Bu arkadaşlardan satış limitlerini Yükseltmelerini istiyorum Bu satış limitlerini yükselttikten sonra Ebay'i arayarak E-mail atarak e, bu, Bunu herkesin yaptığı bir şey yani Anormal bir şey değil bu normal bir şey gayet e, Bu satış limitlerini yükselterek Daha fazla ürün listelemek Daha fazla ürünleri bulmak ve bu ürünleri listelediğiniz için daha fazla ürün olduğu için daha fazla satışta da almaya başlayacaksınız. Dediğim gibi 10 tane ürün listeliyorsanız ve bunların sadece bir tanesi satıyorsa şaşırmayın. Zaten oran o olması gerekiyor. Ama bu yavaş yavaş hızlanacak. Siz ne kadar fazla ürün satıp da eBay'in gözüne girerseniz de eBay sizin account'unuzu, hesabınızı belirli ürünlerde o kadar da yükseğe koymaya başlayacak arkadaşlar. Böyle bir Algoritması da var eBay'in, Amazon'un algoritması, eBay'in algoritması gördüğünüz üzere bayağı farklı fark ediyor. Bunları daha detaylı öğrenebilmek için kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz de like vermeyi videoyu unutmayın, videoyu beğenmeyin. Çok teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.